geçtiğimiz yılki bu gençleştirme operasyonunun Fatih Hoca'nın da bulunduğu dönemdeki operasyonu doğru sürecin doğru yönetildiğini düşünüyor musunuz? Hayır, doğru yönetilmedi. Oradaki harcanan rakamlar, gelen oyuncuların performanslarına baktığınız zaman şöyle şuna bakacaksınız. Bunların transfer mark değerleri var. Doğru. Sadece bugün değil, o günde var. O günkü değerine, bugünkü değerine baktığınız zaman bir şahsen bana göre bir kaynak israfı olmuş. Bunlar kötü futbolcular değil. Hepsi bizim bordromuzda olan çok kıymetli futbolcular. Ama daha o değere ulaşmadan alınmış. Bir diğeri de bazen bu tip şoklar çok işe yarar. 2000 evet. yılında biz bir gençleştirme yaptık Fatih Hocam'ın döneminde. UEFA şampiyonu olduk. Sonra Luchescu Hocamızla beraber Süper Kupayı aldık. O dönem yaradı. Bu dönem yaramadı. Şimdi bu bazen de kısmetsizliktir. Yani şimdi burada... E, Mevcut yönetimi eleştirmek yerine biz önümüze bakacağız. Mevcut yönetimin iyilerine nasıl sahip çıkıyorsak yanlış yaptığı şeylere de sahip çıkacağız. Önemli olan biz kendi dönemimizde en az yanlışı yaparak ilerlemek hedefimiz bu. Sosyal medyadan işte yayınlardan, taraftarlardan hep tezahüratlar geliyor. Hala Fatih Terim ismi anılıyor ki Galatasaray'ın efsanelerinden biri. Kulüp kapsamında teknik direktör olmasa bile ilerleyen yıllarda siz başkan olursanız kulüp içerisinde bir görev alma ihtimali var mıdır Sayın Fatih Terim'in? O kendi talebi varsa mutlaka vardır. Yani şöyle söyleyeyim bizim dönemimizde değil. Yani bizle ilgili değil. Bizim öyle bir tasarrufumuz olmayacak. Çünkü biz çok kısa süreliğine seçiliyoruz. 2 yıl bir aylığına seçiliyoruz. Yani iki yıl bir ayda uzun bir plan projeksiyon yapmak çok mümkün değil. Ondan sonraki 3 yılı da bu süreç içinde planlayacağız. Takip eden 3 yılı. Fatih Hoca bizim bir değerimiz zaten ama bizim artık yeni Fatih terimleri e, kazandırıyor olmamız lazım. Yani gelecek 10 yılı konuşuyorsak e, Fatih Hoca burada e, ombudsman olabilir, koç olabilir, abi, ağabey olabilir, başka bir şey olabilir ama teknik hekimin bir parçası olmaz. Yani benim sorularım bu kadar. Sevgili Kaan senin de eklemek istediğin sorun varsa. Yani açıkçası takımda izlediğiniz zaman karşılaşmaları hangi bölgelerin böyle göze çarpıcı şekilde eksik olduğunu ve kaç takviye acaba gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi bu biliyorsunuz Muslera'nın sakatlığı sonrası ve Okan Kocuğun Giresun'da olması döneminde bizim en sıkıntılı yerlerimizden biri kaleydi. Şimdi Okan Kocuk dönüyor zaten. Muslera dönüyor. Orası iyi fena değil. Pena'nın kalmayacağı gözüküyor. Evet. Kalırsa Kadın harika kaldı. olur Galatasaray için. Orta sahada ciddi bir boşluğumuz olduğunu zaten hani uzaydan bakan bile görüyor. Evet. E, oraya takviyeler olacak. E, Forvet tarafına baktığımızda da e, şu an Mustafa Muhammed var biliyorsunuz. Evet. Kiralıktan dönecek olanlar var, bakılacak. Belki Forvet tarafına bir e, takviye gerekebilir. Ama şu an en kilit yerimiz orta saha. Yani orta sahaya en az 3 futbolcu almak lazım. Peki o zaman benim de sorularım bu kadardı. Sizin peki son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok şunu söylüyoruz. Bakın Faruk Süren Başkanımın dediği gibi Galatasaray 3. üste sonucudur. Bizim temel felsefemiz bu. Benim adım Metin nereden geliyor? Metin Oktay'dan. Metin Oktay pek çok kere aldı beni maça götürdü ben 7-8 yaşındayken. O yüzden Galatasaray'ın tek hedefi var şampiyonluk. Şampiyonluk dışındaki hiçbir şey bizi tatmin etmez. Bunun için de biz sahada, masada, kasada her yerde takımı en ileri noktaya götüreceğiz. Taraftarımız şimdiden bayraklarını hazırlasın. Artık iç tartışmaların bittiği sadece sahaya odaklanacağımız iki yıllık bir sürece giriyoruz. Metin Bey çok teşekkürler. Yani içten soru cevaptan dolayı ki taraftarların da merak etti aslında bazı soruların da cevabını muhtemelen taraftarlar almış olacak bu açıklamalarınızdan. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. O zaman umarım sizi burada Galatasaray Başkanı da olarak görmek ve bu şekilde de programımıza konuk etmek isteriz ederim. İnşallah yani kim gelirse gelsin kazanan Galatasaray olsun. Peki o zaman Metin Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Futbol Plus takipçileri Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi sevgili Taner Karaman ile birlikte konuğumuz Sayın Metin Öztürk'tü. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.